1 Mart'ta muhasebe haftası başladı. Dolayısıyla Türkiye'de serbest mali müşavirler, yeminli müşavirler, muhasebeciler bakımından aslında önemli bir hafta. Pek çok etkinlikle idrak ediliyor. Pek çok seminer, konferans, panel düzenleniyor. Elbette şunlar için düzenleniyor. Bir defa Türkiye'de mevzuatın yerine daha iyi oturabilmesi için nasıl bir yapılanmaya gidilmeli, bu konuşuluyor. Bir de tabii ki özlük hakları, gelişim hakları konuşuluyor muhasebecilerin. Stüdyomuzda İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan var. Hoş geldiniz Yahya Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Önce bir haftayı anlatın bakalım. Bu haftada neler yapıyorsunuz ya da bu hafta sizin için ne ifade ediyor? Mesela 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Öyle söyleyeyim. Siz ama sizin için ne ifade ettiğini merak ediyorum ben. Tabii haftaların en büyük özelliği topluma, kamuoyuna meslekler kendi sorunlarını dile getiriyorlar. Kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii her mesleğin sorunları var. Gazetecinin de var, bizlerin de var. Biz bu sene 1 Mart'ta başlıyor, bir hafta sürüyor. Haftaya şöyle bir mesaj da girdik tüm topluma. Şu kameraya gösterebilirsiniz. Muhasebe yapla girdik. Ha, insanları muhasebeye davet ediyorsunuz evet. Aynı zamanda. Tabii bu muhasebe yap o kadar geliştirebilirsiniz ki bir de şunu göstereyim, böyle atkılar yaptık muhasebe yapla ilgili. Odayla ilgili. Çok güzel. Görülüyor değil mi efendim? Tabii evet, bunu maçlarda da kullanabilirsiniz. Her şekilde. Yani Beşiktaş maçına bunu götürün. Siz Beşiktaşlı mısınız? Beşiktaşlıyım. Ben de Fenerbahçeliyim, onu söyleyeyim. Şimdi efendim muhasebe yap o kadar geniş bir alan ki. Altta bir şey daha kaldı, onu da gösterin. O da yine. O da aynı. Diğer atkı. Bir de onu gösterin, tamam, o da yeşili. Bu da tamam. Yeşili. Bu evet. Dört renk olarak dört renk yapıldı. Tasarladınız. Evet. Tamam. Muhasebe yapla ilgili. Tamam. 1 Mart günü Taksim Meydanı'nda binin üstündeki arkadaşlarımızla bu basın açıklamamızı yaptık. Muhasebe yap herkesi ilgilendiriyor. Özgecan'ın ölümünden, öldürülmesinden tutun, aklınıza ne geliyorsa vicdan muhasebesine varıncaya kadar, çünkü geniş bir alanı ilgilendiriyor. Biz işçiye, memura, sanayiciye, tüccara, herkesin bu ülkenin geleceği adına muhasebe yapmasının mesajını vermeye çalıştık. Sosyal medyada ciddi bir paylaşım var bu alanda. Bir de Mali Müşavir adlı bir film yaptık. O da sosyal medyada anlatılıyor. Tabii Ali Bey, muhasebe bir toplumun temeli biliyorsunuz. Bir toplumda muhasebe ne kadar sağlıklı olursa bir toplum geleceğini o kadar daha iyi tayin edebilecek. O kadar saydamlaşır. Evet. O kadar güvenilir bir toplum haline gelir. Bravo. Burada muhasebe kavramı geniş bir alanı içeriyor. Yani finansal tablonun düzenlenmesi, defter tutmayı, denetimi, danışmanlığı hepsini içeren bir olgu. O anlamda muhasebe diyoruz ve bunu sürdüren arkadaşlarımız da örneğin İstanbul'da 35 binden fazla meslek mensubu var. Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de 100 bine yakın. 100 bin, evet. 100 bine yakın. Büyük bir ordu. Ciddi bir kitle. Sadece bunlar odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları. Yanımızdaki çalışanlar, ailelerimiz milyonu aşan bir muhasebe ailesinden oluşmaktayız. Tabii hafta ile ilgili işte bir panel yaptık. Belki sorunlarımızla bağlantılı. İlk defa Ankara'da, Ali Bey çok enteresandır, bakanlıklar bir araya gelemiyor biliyor musunuz? 5 bakanlığı bir araya getirdik İstanbul'da. O da şuydu, biliyorsunuz Türkiye bir E-Devlet'e gidiyor. Evet. Bu hayatın kaçınılmaz bir olgusu, bilgi toplumunda olan bir süreçte her şey E-Devlet'e doğru gidiyor. Fakat E-Devlet'e doğru giderken maalesef bakanlıklar arasındaki yarışlar, ayrı hegemonyalar bir araya gelmekte zorluklar yaşanıyor. Örneğin 2009 yılında Malmö'de Avrupa Birliği E-Devlet Bakanları bir araya geliniyor. Amaç da şu, E-Devlet'i genişletmek, şeffaf, hesap verebilir ve bu yapılırken maliyetin azaltıldığı bir ilkeler elde ediliyor. Maalesef bizde şu anda öyle büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor ki aynı bilgiyi bir bakanlık başka istiyor. Ben bakanlık isimine girmek istemiyorum. Hepsini genel anlamda ifade etmeye istiyorum. Bir başka bakanlık aynı bilgiyi o da istiyor. Ama sonuçta istediği kesim müşterilerimiz, ama bu işi yapan mali müşavirler. Evet.
Peki son 2,5 dakikamız neler yapılması gerektiği bahsine bir değinirseniz. Çünkü acil yapılması gerekenleri merak şimdi ediyorum. Şimdi acil olarak bir kere bu bir bilgi havuzu oluşturması lazım. Yani meslek mensuplarına sürekli bilgiler onlarca defa istemek yerine tek birileri bilgi verelim. Tüm kurumlar bu bilgiyi buradan alsınlar. Bu bizim angarya dediğimiz meslek camiasının en temel sıkıntısı. Meslek mensuplarımız bir yasal mevzuat sıkıntılarımız var. Örneğin bir meslek yasamız var Ali Bey. Sizin bile bildiğinizi zannetmiyorum. Hiçbir meslek odunuz olmayan bir yönetim tarzı var bizde. Bizde 5000 yeminli mali müşavir var. 90.000 küsür de mali müşavir var. Evet. Ve 90.000 kişiyi 4 kişi temsil ediyor. 5.000 kişiyi 5 kişi temsil ediyor. Olacak şey değil. Olacak şey. Nasıl bir orantıdır? Bu demokrasiyle uygun olmayan bir boyut. Tabii süre az olduğu için aslında geniş geniş anlatacağım çok önemli sorunlarımız var. Örneğin sürekli angarya anlamında yeni mevzuatlar yükleniyor ve bunun çilesini meslek mensubu çekiyorlar. Bir tahsilat sorunu yaşıyoruz burada. Artı beyan süreleri sürekli meslek mensuplarını en çok rahatsız eden konu. Maalesef bakanlıklar da son bir saat kala, yarım gün kala açıklamalar yapılıyor. Yani beyan sürelerinin düzeltildiği, mevzuattaki fazla anlamsız bilgi ve bildirimlerin ortadan kaldırıldığı, meslektaşa değer veren sistem olduğu takdirde inanın Türkiye bundan çok büyük bir yarar görecektir. Biz meslektaşlarımızı geleceğe şu şekilde bakıyoruz. Kurumsal yapılarını kuran, müşterisine her türlü hizmetin altyapısını hazırlayan, Türkiye'de 3 milyon KOBİ var biliyorsunuz. Evet. 3 milyon KOBİ'yi biz büyütmek istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda bir yandan finansal tablonun düzenlendiği yerlerimiz... İstihdamın yükünü bunlar çekiyor, diğer ihracatın yükünü bunlar çekiyor. Bakın vakit olsa bir Türk Ticaret Kanunu konuşsak. Türkiye'de biraz önce ifade ettiğiniz şeffaf, hesap verici bir ülke olabilmesi için tüm firmaların mali tabloları meslek mensubu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Türk Ticaret Kanunu hatırlarsınız bu amaçla çıkartıldı. Evet. Efendim bunun maliyeti olacak olgusuyla denetim ayağı yok edildi. Delik deşik edildi. Delik deşik edildi. Aynen. Sonuçta biz meslek mensuplarımızı denetim sürecinde söz sahibi olan, firmaları büyütmesinde danışmanlık yapan, onların altyapısı olan finansal tabloları sağlıklı düzen bir meslek geleceği hayal ediyoruz. Buna giderken de şunu söylüyoruz muhasebe haftasında. Sorunlarımıza kulak verin. Angaryaları kaldırın. Tahsilatlarımızı bizi en son planda görmeyin. Bunları yaptığınız takdirde inanıyorum ki hem işletmelerimiz büyür, hem meslek mensubu huzurlu ve moralli olduğunda bu ülkemizin gelişmesine katkı sunarız diye düşünüyorum Ali Bey. Harika. Dedim. Tam da zamanında bitirdiniz. Vallahi yönetmenim beni uyarırken Cüneyt abi bitti dediği anda siz de son noktayı koydunuz. Başarılar diliyorum. Varsa bir cümle ilave edin. Tek bir cümle. Tabii, lütfen. 6 Mart'ta odamızda emekçi kadınlar günümüz var. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz var. Tüm camiamızı bekliyoruz. 10 Mart'ta da muhasebenin dışında bir müzik dinletimiz var. Tüm meslektaşlarımızı aileyle, çocuklarıyla muhasebe haftası etkinliğine davet ediyorum. Peki. Teşekkür oturun kalkmayın. Bir anonsum var. Onunla noktalayacağım ben.